Mesela bu görüşmeler, bu tartışmalar içerisinde CHP'nin İyi Parti'den vazgeçme pahasına HDP ile ve diğer partileri de yanına alarak o üçüncü ittifak diyoruz ya, Evet. böyle bir ihtimal siz görüyor musunuz? Hayır, Olabilir ben mi? tam tersini görüyorum. O da CHP'yi sevindiriyor. Yani HDP'nin üçüncü bir ittifak oluşturacağı. Bu CHP'yi HDP ile olan gizli ittifakından aklama operasyonudur bana göre. Çünkü benim algıladığım kadarıyla ortak bir aday çıkarmaları pek mümkün görünmüyor. Millet İttifakı'nın. Büyük ihtimalle birkaç tane aday çıkacak. Hele bu yeni gelen bu küçük partilerin genel başkanlarının öyle ortak aday konusunda çok kolay bir rıza gösterecekleri kanaatinde değilim. Ve hedefleri Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bıraktırmak ve en çok oy alan Millet İttifakı'nı yahut da Muhalefet İttifakı'nın oyunu da ikinci turda desteklemek gibi. Şimdi üçüncü Sol ittifak HDP başkanlığında CHP'yi HDP ile ilişkisinden kurtarma operasyonunun bana göre adıdır. Bir adı. Hedefledikleri ikinci tura kalırsa elbette ki CHP'nin adayı en çok oyu alacaktır. HDP'liler de mecburen orayı destekleyecek şeklinde bir bence operasyon yahut da taktik takip ediyorlar ki geçen hafta Kemal Bey elbette seviniriz dedi solun HDP'nin başka bir ortakla. Ayrıca şey de var. Hem İyi Parti HDP ile bir arada olmaktan son derece tabanı itibariyle rahatsız. Hem küçük ortakları Demokrat Parti HDP'nin olduğu yerde biz yokuz diyerek açık bir tavır koydu. Aday konusunda zaten ortada bir karışıklık var. CHP içinde 3 tane aday tartışılıyor. Hatta 4. isimler, 5. isimler de telaffuz ediliyor. Her ne kadar İmamoğlu bana göre bu afetten sonra yarıştan düşmüş olsa da öteki tarafta Mansur Bey'in adı var, İlhan Kesici'nin adı var, başka isimler var. Dolayısıyla ittifaklar bence CHP HDP ile açık ittifaktan ziyade bu üçüncü ittifakı kurduracaklar. Hedef ikinci tura bırakmak seçimi ve HDP'nin desteğini de ikinci turda en çok oy alacağı düşünülen CHP'ye gelmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bu ittifak olmadığı anlamına gelmiyor. Tam tersine çok kuvvetli bir ittifak. Çünkü HDP'nin oyunu da orada konsolide edecek. Diğer muhalefet partileri de kendi oylarını, çünkü sadece CHP'li bir aday çıkar da diğer ortaklar tasvip etmezlerse oy vermeyebilirler. Dolayısıyla her parti kendi adayını çıkartarak tabanındaki oyları bir araya kendisine çekip birinci turda seçtirmemek gibi bir şey var. Kaldı ki burada ben İmam Şafii'nin şeyi vardır. Böyle karşılık ortamlarda dostu düşmanı nasıl ayırt edeceğiz diye soruluyor. Düşman oklarına bakın diyor. Düşman okları kime yönelmişse onu destekleyin. Şu anda Türkiye'nin düşmanlarının okları şahıs olarak Erdoğan'a yönelmiş. Bırakın partiyi, Erdoğan da artık Erdoğan olmanın ötesinde hem Türkiye'nin bağımsızlık politikasını, hem emperyalizme karşı direnişini, hem bütün mağdur coğrafyalardaki insanların da umudu haline gelmiş bir lider olarak göründüğü için ben Millet İttifakı'nın takip ettiği bu politikada tek başlarına mı karar verecekler, yoksa görüştükleri çevrelerin etkisi olacak mı? Bu sorunun cevabını hep merak ediyoruz efendim. İlginç bir yaklaşım. Bu arada ilginç bir şey de var. Ahmet Davutoğlu milletvekili istiyor CHP'den, diğer partilerde olduğu gibi. Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada Ali Babacan'ın ekonomik programını Hazırladığını söylüyor. benimseyeceklerini açıklıyor. Buna kendi partisinden büyük tepkiler geliyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener çıkıyor, diyor ki bizim muhafazakar seçmenle aramıza bir set ördü Erdoğan. Dolayısıyla bu partiler bizim hani Ya işimize Mustafa Bey, yarar diyor. aslında Yılmaz Bey konuşmuyor da bu konuları en iyi tahlil edecek olan Konuşturmaya Yılmaz çalışıyorum Yılmaz Bey'dir Bey. Şimdi böyle bir durumda da ilginç bir tablo çıkıyor ortaya. CHP'yi en iyi o tanıyor çünkü. HDP bir yandan diyor ki biz de varız, bizi niye dışta bırakıyorsunuz? Şimdi önce Mustafa İlker Yücel'e sorayım, bunu ne diyorsunuz? Yani bu tablo Evet. garip bir tablo aslında. Şimdi önce birkaç olguyu anımsatalım. İyi Parti'ye yakın bir gazete İYİ Parti CHP ile ittifak yapmaya mecbur değil diye manşet attı Evet. 2 gün önce. Bu manşet Sayın Akşener'in bilgisi dışında atılmaz. Evet. Yani orada bir dirsek gösterilmiş.
Ama nasıl durumda okuyacağız bunu? Yani kime karşı okumalıyız? İstanbul bunu? Milletvekili manşeti açıkça söyledi tabii canım. Mecbur hayır, muyuz? Yani kime karşı okumalıyız bunu? Yani CHP'ye karşı mı yoksa başka tabii, bir mesaj mı? Cümle şu. Manşetteki laf. İyi Parti CHP ile ittifak yapmaya mecbur değil. Yok, tamam bu. Yani cümle o. Tamam. Bizi nasıl okuyacağız? Şimdi onu kolaylaştıracak bir iki olgu daha hatırlatayım. Evet. Bakın orada şey diyor. CHP'li belediyeler kapı duvar. Yani şimdi bu ittifakın bir paylaşım noktasında sıkıntılar olduğu ortaya çıkıyor. Hı hı. İhtilaf olduğu evet ortaya çıkıyor. Yani ittifak içinde ihtilaflar ön plana çıkıyor. İki, Sayın Akşener Sayın İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Bir, hı hı, tuhaf bir açıklama yapmıştı. Arkasından da ablasının rüyasında gördüğünü, hı hı, anlatarak övmüştü. Rabbiyesir, evet, Rabbiyesir görmüştü. Evet. Ve bu da aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik bir açıklama. Çünkü aynı sırada Sayın Kılıçdaroğlu da, hı hı, bu kişiler belediye başkanlığını evvela evet icra etsinler ve halkın gönlüne girsinler diyerek açıklama yapmıştı. Bir olgu da şu. Sayın İmamoğlu 8 Mart mesajında Pervin Buldan'la birlikte Sayın Akşener'i kutlamıştı. Buna İyi Parti içerisinden tepki gelmişti. Sayın Akşener sessiz kalmıştı, hatırlarsanız. Arkadaşlarımız tepki gösterdi. Evet, arkadaşları tepki gösterdi. Kendisi tepki göstermemişti. Hı hı. Dolayısıyla ittifakın içerisindeki partilerin kendi aralarındaki, yani parti içerisindeki ittifaklarda da problem var. Yani kendi içerisinde de problemler olduğunu her olguda bir daha görmüş oluyoruz. En son ne vardı? Tezkere de vatana ihanet diye bir kelime kullandı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinde PKK'ya operasyon yapmayı engelleyecek bir tezkereye hayır deme kararı çıkardılar. Bakınız, bu Cumhuriyet Halk Partisi tabanının üzerinde düşünmesi gereken, yani biz nereye yuvarlanıyoruz diye üzerine düşünmesi gereken bir noktadır. Vatana ihanet kelimesi kullanılır kullanılmaz İyi Parti de buna yanıt verdi, biliyorsunuz. Yani siz, çünkü onlar da hayır demişti. Şimdi burada bir, İYİ Parti HDP'liye yan yana gelmekten rahatsız değil. Bunun belirgin olmasından rahatsız oluyor. Yani belirgin olmaması için çaba gösteriyor. O yüzden bazı paratonerleri var. Mesela Yavuz Ağıralioğlu gibi. O çıkışlarına dikkat edin. Oralarda şeyleri çekiyor. Şimşeği böyle rahatlatacak, şey yapacak. Şimdi son Diyarbakır evet tartışması rahatla, da evet, mesela tabanı Diyarbakır rahatlatacak, evet, rahatlatacak isimler. Şimdi burada birincisi, hani 4 tane 5 tane olguyu şundan hatırlattım. Burada bir aslında hani Millet İttifakı değil de bir kelimeler birbirini itiyor ama ihtilaf ittifakı, yani her birinin kendi aralarında bunu detaylandırabiliriz. Sayın Davutoğlu'nun en son, bakın Cumhuriyet Gazetesi'nin bugün ikinci manşeti neydi? Hı hı. Davutoğlu ayrı bir ittifakla uğraşıyor, evet, ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne rahatsızlık yaratıyor diye. Bugün ona başka bir partiden de yanıt geldi. Sayın Davutoğlu'nun partisi de izah yapma ihtiyacı duydu. Dolayısıyla her olay, her vaka bu ittifakın arasında ciddi problemler olduğunu, bir dirsek ittifakı. Herkes birbirine dirsek atıyor. Dikkat ediniz, ben 4 tane 5 tane olgu saydım. Herkes birbirine bir şekilde dirsek atıyor. Ve ya, Millet İttifakı değil de dirsek ittifakı ben, gibi. Ben şöyle gözden kaçtı da o şeyi de ben anlatayım. Dün Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın işte o yemek fotoğrafı ile ilgili bir açıklama yaptı. Biraz geri planda kaldı o açıklama. Şey diyor, belediye başkanlarımız görevlerini yapmaya devam etmeliler diyor. Evet. O cümle de çok ilginç evet aslında. Yani burada ittifakın içerisindeki problemlerin yanında partilerin kendi aralarındaki problemleri de düşündüğümüzde, yani en son şu fotoğraf, şimdi siz az önce çok önemli bir soru sordunuz. Bu fotoğrafı kim çekti ve yaydı diye. Bugün Sayın İmamoğlu, ben o kişiyi biliyorum ve siyasi aidiyetini de biliyorum diye açıklama yaptı. Hı hı. Yani o restoranda balıkçıyla buluşmasında fotoğrafı çeken kişinin kendi partisinden olma ihtimali çok kuvvetli. Zaten il başkanıyla yaşadığı evet problemler de ortada. Dolayısıyla aslında Dallas dizisini anımsar herhalde bizleri izleyenler. Dallas ittifakı gibi. Herkes, biz burada her olayda bir kendi aralarındaki problemlerin açığa çıktığını görüyoruz. Peki burada şimdi muhalefete göre, bütün bu partilere göre Türkiye'nin birinci sorunu nedir diye sorduğunuzda, her birinin açıklamalarını incelediğinizde hepsinin ortak kesişim noktası şu. Türkiye'de bir demokrasi sorunu var tezi üzerinden siyaset üretiliyor. Hı hı. Şimdi burada demokrasi sorunu, tabii bazı bizim demokratik işleyişimiz sağlıklı mı? Elbette problemler var. Ama siyaset yapmak biraz hiyerarşi yapmak demektir. Yani birinci sorun ne? İkinci sorun ne? Hı hı. Hangi sorunu hangi soruna bağlı olarak çözebiliriz? Burada bütün partilerin, yani muhalefet partilerinin
Millet İttifakı'nın hı hı. demokrasi sorunu olduğunda bir ortaklaştığını görüyoruz. Peki bu demokrasi sorunu da başkanlık sistemine odaklayan bir siyaset yapma tarzları var. Halbuki dikkat ediniz, bakın Türkiye'nin etrafında silahlar patlıyor. Yani Suriye'nin kuzeyinde Pentagon 40 yıllık bir planı işlemeye çalışıyor. Danimarka kadar büyük bir alanı PKK'ya vermiş. Rakka'da, Deir ez-Zor'da petrol parasını cebine koyuyor, silah veriyor. İşte HDP'sini kurtarmaya çalışıyor, FETÖ'sünü kurtarmaya çalışıyor. Güvenlik politikaları Millet İttifakı'nın hiçbir yerinde yok. Bakınız bu partilerin hiçbirinde, hatta ona engel olan en son tezkere kararı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezkere kararı da onu gösteriyor. İyi Parti'de milliyetçi bir kesimi aslında HDP ile ittifak yapar duruma getirdi. MHP'den kopararak. Evet. O da bir plandı. Burada bir güvenlik konusu hiç gündemlerinde yok. İkincisi üretim konusu. Bakınız şu anda Türkiye Cumhuriyeti dolara karşı bir mücadele başlattı ve 1947'den beri bağlandığımız bir uluslararası hegemonik sistemi, yani IMF ile birlikte bağlandığımız sistemden kurtulmaya çalışıyoruz. Burada da bu mücadelenin içerisine giren bir Millet İttifakı görmedik. Dolayısıyla evet. burada bir çözüm de göremiyorsunuz. Bir çözümsüzlük ittifakı da diyebiliriz buna. Vizyon ittifakı diyoruz işte Kemal Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.